Osmanlı Beyliği, Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalı Kızık, yaklaşık 700 küsür yıllıktır. %80'i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 ev ile Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşımaktadır. Osmanlı sivil mimarisinin en görkemli köy yerleşimini günümüze ulaştıran Cumalı Kızık, son yıllarda ülkemiz yanında tüm dünyada da tanınmaya başlamıştır. Cumalı Kızık kültür varlıkları yanında doğal varlıklarca da zengindir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. Cumalı Kızık yerleşiminin güneydoğusunda Uludağ eteklerindeki Hıdamurcu mevkiinde, Bizans devrine ait bir kilise kalıntısı 1969 yılında tespit edilmiştir. Kilise kalıntısının yüzeyde rastlanan bazı mimari parçaları Bursa Arkeoloji Müzesi'nde saklanmaktadır. Bursa yakınlarında kurulan Osmanlı Beyliği kuruluşundan kısa zaman sonra bölgeye hakim olmayı başarmış, 1326 yılında Bursa'yı, 1331 yılında İznik'i fethederek yörede varlığını kesin olarak kabul ettirmiştir. Böylece Osmanlı halkının bu topraklara yerleşerek kentler ve köyler oluşturması sağlanmıştır. Cumalı Kızık Vakıf Köyü olarak kurulmuştur ve bu özelliğini yerleşim dokusu konut mimarisi, yaşam biçimine yansıtmıştır. Uludağ'ın kuzeyindeki dik etekler ile vadilerin arasında sıkışıp kalan yöre köylerine bu konumlarından dolayı Kızık adı verilmiştir. Köylerin birbirlerinden ayrılması için de dereye yakın olanına dere kızık, fidye verene fidye kızık ve kızık köylerinden topluca gidilerek cuma namazı kılınan köye de Cumalı Kızık adları verilmiştir. Kışlar genel olarak kar yağışlı, yazlar ise kuraklığa sebep olmayacak derecede yağışlı geçer. Kış aylarına doğru, dağlardan gelen su, sokak aralarından akmakta ve köyün sokaklarına muhteşem bir görüntü vermektedir. Cumalı Kızık'ta en meşhur olan yiyecek, gözlemedir. Gözleme, ince olarak açılmış yufkanın çeşitli iç malzemelerle doldurulduktan sonra, sac üzerinde odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan bir çeşit Türk böreğidir. Onun dışında çeşit çeşit taze ve ev yapımı yöresel lezzetlerden oluşan serpme kahvaltıda en çok tercih edilenlerdendir. Ayrıca meydan etrafında ve evlerin giriş kısımlarında kurulmuş küçük hediyelik eşya ürünleri, ev yapımı salçalar,
Çeşit çeşit reçeller, hamur ürünleri, turşular, taze taze tarladan yeni toplanmış sebze ve meyveler de bu dükkanlarda, köye gelen yerli, yabancı turistlere satışa sunulmaktadır. Ayrıca 2002-2004 yılları arasında Kanal D televizyonunda yayınlanan oyunculuklarını şarkıcı Emrah, Özlem Çonker, Nurseli İdiz, Mustafa Avkıran, Engin Şenkan, Mahir İpek, Alper Kul, Burçin Terzioğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Kınalı Kar dizisi bu köyde çekilmiş ve Cumalı Kızık'ın turizmine çok büyük bir katkı sağlamıştır. Hatta Kınalı Kar ismi bir adım öne geçmiş, uzun süre köyün ismi Kınalı Kar olarak anılmıştır. Cumalı Kızağı, Bursa Kent Meydanı'ndan minibüs ve belediye otobüsleri aracılığıyla yaklaşık 10-15 dakikada bir ulaşım sağlanmaktadır. Bursa'nın doğusunda, Ankara Karayolu'nun 10. kilometresinden güneye Uludağ yamaçlarına giden yol 3 kilometre sonra, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini günümüze kadar koruyan Cumalı Kızık yerleşimine ulaşır. Ayrıca şehrin her yerinden ulaşıma dahil olan raylı sistem ile de daha kolay ve daha hızlı gidebilirsiniz. Raylı sistemde özellikle Cumalı Kızık durağı köyün 3 kilometre aşağısında, Ankara asfaltı üzerindedir. Durağa Cumalı Kızık ismi verilmiş olup turistlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.